Hikayemizin adı Kaplumbağa ile Tavşan. Bir zamanlar çok uzaklardaki bir ormanda bir tavşan bir de kaplumbağa yaşarmış. Tavşan hızlı olması ile övünür, rüzgarla yarışabilecek güçte olduğunu kasıla kasıla anlatıp dururmuş. En büyük eğlencesi ise yavaş hareket etmesi ile bilinen kaplumbağa ile dalga geçmekmiş. Kaplumbağa bir gün tavşanın yanından geçerken tavşan ona seslenmiş. "Hey kaplumbağa, ne kadar da hızlı koşuyorsun. Rüzgarından hasta olacağım." Kaplumbağa cevap vermemiş. Tavşan ise kahkahalarla gülüyormuş. "Baksana," demiş tavşan. "Bu kadar yavaş olmayı nasıl başarıyorsun?" "Aa tabii, tek özelliğin yavaş olmak değil mi?" Tavşan kahkahalarla gülerken kaplumbağa ona dönmüş. "Biz kaplumbağaların başka özellikleri de vardır," demiş. "Mesela sabırlı olmak." Tavşan onu silkmiş. "Sabır mı? Ne işe yarar ki sabır? Ben hızlı yaşarım kaplumbağa kardeş." Kaplumbağa, "O zaman sana bir teklifim var," demiş. "Benimle bir yarışa var mısın? Bakalım bitiş noktasına ilk önce kim varacak?" Tavşan bu teklife çok şaşırmış. Ne diyeceğini bilememiş. "Korktuysan boş ver," demiş kaplumbağa. Tavşan toparlanmış. "Tamam," demiş. "Senin gibi yavaş bir hayvanla yarışmak çok saçma. Ama teklifini kabul ediyorum." Birlikte yarış alanına gitmişler. Tüm hayvanlar heyecanla bağırıyorlarmış. İkisi de yerlerini almışlar. "Bitiş çizgisinde görüşürüz kaplumbağa," demiş tavşan sırıtarak. "Tabii, oraya varmaya ömrün yeterse." Sincap'ın işareti ile koşmaya başlamışlar. Tavşan bir ok gibi yeniden yerinden fırlamış. Hayvanlar daha da coşmuşlar. Kaplumbağa tüm gücü ile ilerlemeye çalışıyormuş. Ama çok geride kalmış. Tavşan kaplumbağanın yavaş yavaş geldiğini görünce yarışın saatler süreceğini anlamış. Yolda iri iri havuçlar görünce durmuş ve bir ağacın altına uzanıp havucu dişlemeye başlamış. "Oho, hayatımda yaptığım en sıkıcı, en kolay yarış bu," diye geçirmiş içinden. Havucu midesine indirince üzerine bir ağırlık çökmüş ve uyuyakalmış. Kaplumbağanın yanından geçip bitiş çizgisine doğru ilerlediğini fark etmemiş bile. Tavşan bir ara gözlerini açmış. Bir de ne görsün? Kaplumbağa neredeyse bitiş çizgisini geçecek. Hemen yerinden fırlamış. Bütün gücü ile o tarafa koşmaya başlamış. Ne var ki artık çok geçmiş. Kaplumbağa tavşan oraya gelmeden çizgiyi geçmiş ve birinci olmuş. Kaplumbağa ter içinde nefes nefese kalmış. Tavşana dönmüş ve şöyle demiş. "Tavşan kardeş, hızlı olmasına hızlısın ama bu yetmez. Sabırlı olup yılmadan hedefine doğru ilerleyenler daima kazanırlar. Ayrıca unutma, son gülen iyi güler."